Selamlar hüküm arkadaşlar. Traktörüm bugün römork aldım sonunda. Bunu bu arabaya yükleyeceğim. Ardından köye gideceğim. Şu anda forkliftle römorku çekiyorlar. 2,5 tonluk römork aldım. Ama benim almak istediğim römork buydu. Fındıklıklara çok iyi sığar bu. Arkadaşlar, sepet yerine bu römorku aldım. Sepete de pek vaktim olmayacak sanırım. Daha iyi hem ön tarı traktörün önü zıplayınca sepet çok zıplıyor. Buna ise 6 kişiyi bindirirsin, yaylaya gidersin. Piknik olur, gayet güzel bu. Diğerinde de işte ihtiyaçları karşılarsınız. Bunu babam verdi parasını, bunu da ben verdim. Böyle. Fındıklara girecek, fındıklara. Küçük işlerde bu aracı kullanacağız. Büyük işlerde bunu kullanacağız. 2,5 ton taşıyor, bize 1,5 ton. Bir de fazlasıyla yeterli. Sepet yerine bunu kullanmak daha uygun oldu. Bir de işlerimin yoğunluğundan sepet yapma gibi vaktimiz yok. Bir de korona falan var. Parça almaya gel, çok sıkıntılı geçecek bu yüzden. Bunu aldık. Bu babamdan, bu benden. Burası Samsun ilçesi, 19 Mayıs ilçesi Samsun'un. Burayı da internette gezinirken buldum römorkları. İkinci eller falan var.
sıfırlar var. En kayıt değerleri 15 ila 20 bin arası. Ben ise traktör küçük olduğundan hafif römork aldım. Bir 2,5 ton, bir de 1,5 ton. Hangisi işe yararsa onu kullanırdı artık. Evet arkadaşlar, işte benim aldığım remork. Remorku küçük aldım, fazla büyük almamayı tercih ettim. Çünkü Samsun'da bu bölgelerde ekşin, mısır, sapçık meyvesi neredeyse hiç yok. Sadece evlerin altında ufak tefek şey işleri, sap mısır işleri oluyor. O yüzden remorku kısa almayı tercih ettim. Çok küçük diyenler elbette vardır. Çünkü burada genelde remorkların hepsi büyük olur. Ayrıca remorku traktörün arkası olduğu gibi traktörün arka genişliğine uygun şekilde aldım. Remork 2,5 tonluk. Buradaki üst kapağını takmadım. İşte altı da bayağı alçak. Yani dar olduğuna göre remorkun mümkün olduğunca alçak olması lazım. Bu da devrilmesine engel olur. Bakın jantı ise R12 10.080 R12 artı kalınlık da 12 katmış. 12 kat gayet güzel lastik, 12 kat. Jant da çok küçük. Remorku bu sabah tarlaya gitmeden önce bir yonlarını sıktım. Gres vurdum buradan beri. Artı çek yerine de gres vurduk. Satılırken gres vurmamışlar. Bu yüzden remork aldığınız zaman, hatta remork aldığınız zaman ve de kompresör aldığınız zaman mutlaka gresleyin. Bunu bazı satıcılar söylemezler ya da unuturlar. Bu yüzden daima dikkatli olun. Özellikle kompresör alanlar oluyor. Gresleme yapmamışlar. Bu yüzden de kompresör bir saat işi bitiyor. O yüzden aslında remorku üreten kişilerin bu gresi vurmaları lazım.
aksi halde yani bir remork satışılacağı zaman satışı hazır kontrol edilmiştir olmalı ama biyonları gevşek çıktı, gresleri hiç yok çıktı, bayağı gres pompaladım. Gresleme işlemini de tamamladım. Kapaklara kadar hafif odun yükledim. Damperini denedim. Gayet güzel çalışıyor, kullanışlı. Bu da bana işte hayırlı olsun inşallah. 2,5 ton ağırlık taşıyor. Lastiklerini de söyledim size. Boyu da gayet güzel. Bundan başka diğer remork da sepetlerin yeni, yani sepet yapana kadar o remorku kullanırız. Sepet biraz ön traktörün önü zıplayınca sepet de aşırı zıplıyor. Eğer orta kolda ya da pimde bir hasar, bir noksanlık çıkarsa, aniden kırılma olursa, bu da eğer sepette de birileri varsa tehlike arz ediyor. Bu yüzden uzun yollarda küçük remorklar gayet güzeldir. Mesela bizim kar öldüğünde yaylamız var. Siz görmüşsünüzdür inşallah. Kar öldüğü yaylamıza bu remork yerine diğeriyle giderim. Ailece gidiyorsa, kaç kişi varsa ona göre gider. Hatta bu remorkların ağırlığı fazla değil, ağırlığı. Ağırlığı bilmem 600 kilo vardır ağırlığı. 600 mü? 600 kilo ya da 700 kilo bilmem, onun gibi bir şey. Genişliği ne kadardı? Unuttum genişliğini. Belki genişliğini açıklamaya yazabilirim. İşte remorkun ismi yok ama Keskinzade'den aldık 19 Mayıs'tan. Kendi yazmamış galiba. Ya da üretici ürettirip kendi ismini yazıyordur. Bu yüzden yazma gereği duymamıştırlar. Burayı boyamayı unutmuşlar. Bu mavi garip iş yani. Belki de indirirken buraya kadar indireceksin. Belki o sebeple yapmıştırlar. Bir de burayı greslemeyi unutmuşum. Gidince greslerim. Diğer remorkta ise kapakları plastik yapmışlar. Vidalı değil. Gres basmalı olacak. İğne yok. O kapağı gres doldurdu. Bastığın zaman içeriye doğru gres gidiyor ama kapak sıkışık olmadı da bak, kapak geri atıp düşebilir. O yüzden o remorkun poryalarını sökeceğim. Poryalarını. Gres bulmanlara gres basacağım. Ondan sonra geri takacağım. O plastik kapağı ise sıvı conta sürüp takacağım. Yani öyle bir sıvı conta sürmezsem kapak düşer. Sonra torna torna uğraşmanız gerekir. Bayağı da uğraştırır. Neyse arkadaşlar. Şimdi yukarı eve gideceğim. Eve. Ardından diğer remorku da, diğer remorka başka bir video yapar. İstek olursa ya da zaten traktörü kullandığım zamanlar görebilirsiniz. Hafif ve ucuz remor. Remorkların ikisini de 14.000 TL'ye aldım. İkisini anlaşarak. Neyse, bundan sonraki videolarda bir dakika oraya da geçelim. Bakın ırmakta seviyelerde azıcık artma olmuş. Bu yeterli değil. Normallerin altında seyrediyor. Daha yüksek oluyor genelde. Dizinize kadar gelebiliyor. Su seviyesi dizinize kadar. Sürekli dizinize kadar seviyede akmış oluyor. Şu anda çok düşük. İnşallah kar yağar, yağmur bol yağar. Ve bizim ırmağın derinliğini de bizzat görmüş olursunuz. Bundan sonraki videolarda inşallah görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.